Selam, herkese merhaba. Bugün öğlen arasında ne eve verebiliriz bebeğimizi? Onu sizinle paylaşacağım. Benim bazen yoğurdu meyvesiz de yer. Böyle yaptığım zaman daha da tok tutar onu. Hem daha faydalı olur. Hem ileride yoğurdu da sevmesini sağlayacaktır. Yarım muz kullanacağım. Yarım kase yoğurt kullanacağım. Bir yemek kaşığı robottan geçtiğim cevizle ekmeğimi ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı da rüşeğimi kullanacağım. Rüşeğimi bebekler için çok faydalı. Burada zaten yazıyor neler olduğunu, neye faydası olduğunu. Bebekler için gerçekten çok faydalı. Bunun aynısını bulursanız toz halinde daha iyi olacaktır. Her şeyi de katabilirsiniz. Çorbalarına da katabilirsiniz. Kahvaltısına da katabilirsiniz. Öğlen yemeğine de katabilirsiniz. Hatta gece mamasına bile katabilirsiniz. Şöyle yapacağız. Bir yemek kaşığı dediğim gibi ekmek içiyle cevizimi kullanacağım. Hem daha tok tutar bebeğimi. Bir de dediğim gibi rüşeğimi kullanacağım. Şöyle paketini de göstereyim size. Almanız için daha faydalı olacaktır. Tam buğdaydan üretiliyor. En güzel tarafı ayrılıyor. Bebekler için çok faydalı. Ondan da bir yemek kaşığı kullanacağım. Şöyle. Dediğim gibi. Muzu da iyice çatalla ezeceğim. Hem bebeğimin daha çok katı yemesini sağlayacaktır. Neden bu kadar sert bu ya? Ezelim. Kahvaltısını çatalla ezdiğiniz zaman bebeklerin daha çok katı yemesini de sağlayacaktır. Evet. Muzumu da ekleyeceğim. Muzu da ekledim. Yoğurdumu da ekliyorum. Yarım kase yoğurt ekliyorum. Bazı bebekler yoğurdu sevmiyor. Bebeğiniz böyle yoğurdu sevecektir diye düşünüyorum. Hem daha tok tutacaktır onu. İyice karıştıralım ki karışsın ki o rüşe biraz yumuşasın yoğurtla. 5 dakika böyle bekletip daha sonra bebeğime yedireceğim ben. Gel anneciğim. İyice karıştıralım lütfen. Böyle bu kıvama gelecek şekilde olsun. Ne oldu bebeğim, ne oldu? Sen oğlum çıktın. İşte anne hazırlıyor. Evet. Şimdiden bebeklerinize afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım.